Herkese selamünaleyküm. Trabzon'dan ben Samet, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün videoyu yeni evimizden açıyorum. Yine bugün Burcu'ya sürpriz yaptım ama videoya çekmedim bu sefer. Çünkü yakalandık. Aslında dışarıda asansörün önünde başlamıştım videoya. Kata çıktığımda Burcu da tam o sırada kartonları falan koyuyordu dış kapının arkasına. Öyle çekemedim yani, kayıtta değildim. Neyse, bugün fındık falan toplamadık. Çok sıcak vardı, yorgunduk da, birazcık dinlenmeye ihtiyacımız vardı. Sabah ben çiftliğe indim, abim gelmedi. Akşamdan da abim gitti, ben gitmedim. Ben de geldim, evdeki eksik yedikleri yapıyorum. Biliyorsunuz sürekli işte burası, köy, fındıklık. Aynı anda eş zamanlı işleri halletmeye çalışıyorum. Elimden geldiği kadar. Hatta bugün yayla kızı kızgınlıktaydı. Abime dedim tohumlayabilirsen onu tosunla birlikte. İşte çöz ikisini, arka açık ahır olacak olan yere koy artık. Tohumlayabilirse tosun, tohumlar. Abim dedi bakalım işte yapabilirsem. Abim hiç anlamaz bu tarzı şeylerden. Oradan da haberimiz yok. Köye gidince soracağız ne yaptı ne etti diye. Ben bu akşam burada kalamayacağım. Gideceğim. Sabah erkenden kalkıyorum fındığa gitmek için. Burcu toparlanmaya devam ediyor bu arada. Evden de birazcık bahsedelim. Ben geldim. Önemli bir konu vardı burada. Burcu ne zamandan beri gel bu işi hallet diyor. Koltukları yerleştiremiyorum diyor. Onu göstereyim size. Kamerayı döndüreyim. Burcu'nun önemli işlediği şey şu L koltuk görüyorsunuz ya. Bunun L'si cam tarafındaydı. O ikili sarı şey, tekli sarı koltukları oraya koyabilmesi için bu L'nin oradan sökülüp bu tarafa montaj yapılması gerekiyordu. Baktım fabrika bu taraftan deliklerini koymuş mu diye. Demirinde delikleri vardı. Ben de söktüm. He? Gerçekten mi? Büyük mü kestin? Ay, Burcu elini kesti şu anda. Dur. Burcu'nun pansumanını yaptık. Elini kesmiş. Ver göstereyim. Evet, o bıçakla kesti. Niye kopmadı parmağım? Yerleştirirken. Oraya da çekeceğim. Ne yapıyorsun diye geleceğim. Dediğim gibi bu tekli koltukları oraya koyabilmesi için şu L'sinin oradan alınıp buraya montaj yapılması gerekiyordu. Onu montaj yaptım. Çok uzun sürdü. Yani el dönmüyor orada. Anahtar dönmüyor. Aslında takım olsa çok basit. Bende sadece bir şey anahtarı var. Onunla birlikte yapmaya çalıştım ama yaptım sonunda. Başardım. Burcu da sonunda tekli koltuklarını o tarafa koyabildi. Bu yemek masamız ve yemek masası sandalyelerimiz. Bunun sadece ayağını bekliyoruz. Onu da ustama yaptırıyorum. Adem abi izliyorsa. İnşallah tez zamanda masamızın ayağını bize teslim eder. Demirden olacak masanın ayağı. Yani şöyle bir şey olacak yani. Bunun tabii ki kalını. Yani demir aksamı takım olsun diye. Şimdi bakalım Burcu Hanım ne yapıyor? Evet, Burcu'nun yanına geldik mutfağa. Burcu şu anda ceyizini yerleştiriyor. Bunlar Burcu'nun ceyiziydi, hiç açılmamıştı. Şu anda ilk defa açıyor onları. Burada bıçakları var. Şundan kesti az önce Burcu bıçağı, şu bıçak. O ne biliyor musun? Anlamadım onun altta açık olduğunu. Elime böyle hepsine şöyle toplayayım, hepsi şeyliydi ya, pat patlıydı ya. Parmağımı sokunca... Kestin mi? Kestim. Ay. Şöyle yerleştiriyor işte. Bunlar yeter bize. Daha çıkartmayayım, var orada 3 sette. Yok. Şurada da var. Bakın şöyle. Beyazlısı var. Bunlar siyah. Ne? Bak bunlar beyaz. Şöyle beyaz. Siyah da var da daha. Yani bunlar bize yeter diyor. Kalabalık yeter. Bunlar misafir için beyazlar. Bunlar misafir için. İki takım siyah, iki takım beyaz var. Bak bunlar siyah. Tapur verin. Elif'in de var mı ceyizi? Aynıdır ablamda da var. Elif'ciğim, baldızım benim. Baldızımı çok severim.
Kim dediyse baldız baldan tatlıdır. Tatlı çatallarına baksana abi, beğeneceğim. Hı? Tatlı çatallarına. Bakayım. Bunlar köyde yok bunlardan. Çok değişik işleri. Var da bunlar çatan değişik. Çatan pişatalı yoktu. Açık olan ek köydekiler. Hı. Şu bıçakları yukarı kaldırıyorum. Çocuklar açık bıçağı. Aynen Burcu. Bunlar bayağı tehlikeli. Aynen, bakın bu tehlikeli. Ekmek bıçağı. Aslında onları bu da çok tehlikeli bir bıçak. Bu ağzı şey var ya. Ekmek bıçağı. Hemen kopartır. Hepsinin açıklaması var aslında. Hangisinin bıçağı diye. Evet, Burcu C'zini yerleştiriyor. Samet aslında... Mutfak anlının derzini yapamadık arkadaşlar. Samet, onu diyecektim sana. Şuranın derzini nasıl yapacaksın sonra da? Ya oranın derzi yapılacak işte bir şekilde. Nasıl sokacak onu? Ya oraya gerek yok ya. Şu alt seviye ya. Zaten gözükmüyor şuradan. Şuralar. Derzi gibi gözüküyor zaten. Ya da elimi sokup bir şekilde... Bir de baca alacağız oradan da o bacayı nereden çıkaracağız onları. Bu filtreli değil mi? Filtreli. Değil, öyle filtreli mi kullanacaksınız dedi. Bacayeli var dedi. Sonra baktı bacayeli var. Nerede var? Şurada dışarıda görmedi. Neyse. Açılacak herhalde, kapattılar. Başka ne yapıyorsun? Ben mi? Hazırlığım tabii. Ben ise toparlıyorum. Bak bunlar hediye çıkmış. Bir şey böyle çıkartıyoruz. Başka kapağı takacağım. Evet, birazdan da yemek gelecek arkadaşlar. Burcu, kahve yapar mısın bana bu arada? Şunu kurmadık Samet. Ya Burcu ne olursun ya. Onu da bir dahakine artık gördün mü? Şurada bir mantı olacak denir. Ama onları akşam yapamayız o işi. Şimdi şunu kurmaya çalışacağız. Dün bir ilerisi günü gelmiştim ya. Ya da dün mü? Yok, aynen ilerisi gün gelmiştim. Bunu bu kadar kurabilmiştim. Tabii o gün şunları ayarlıyordum. Bakın bunları bitirdim. Yerlerini aldık. Arda kalan zamanımda da bunu kurmaya çalıştım. Tabii ki zamanım yetmedi. Çok teferruatlı bir şey. Şöyle göstereyim bakın. Şu şöyle vidalanacak. Yıldız uç falan olsa çok rahat olur ama elmas... uçtan yapılıyor. Yani şundan şunu döndüre vidalamaya çalışacağım. Bu kadar yapabildim. Tabii başarırım yani inşallah. Bugün kurarım onu. Birazdan da hamburger gelecek. Burcu'ya sürpriz yaptım. Yorgun yani, yemek yapamıyor. Yemeğe zaman kalmıyor. O yüzden de dışarıdan söylüyoruz. Bir de evden malzeme getirdim Burcu'ya. Kıyma, et falan, patates, soğan. Yemek yapmaya başlayacak yarın. Neyse şunu bir kuralım. Ondan sonra bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Yemekler gelirse de videoya girerim Burcu'yla. Sohbet ederiz biraz yemek yerken. Yemeklerimiz geldi. Şu her adı neyse de bu şekilde. Bunun adı ne? He? Servis şeyiymiş bunun servis adı. Bu akşam sağlıksız akşam. Olsun. Senede yani yok, senede de değil ya. 5 senede bir taşınıyoruz. Yani. Şöyle bir şey. Profiterol yapamadım, kusura bakma. Yapma da zaten, ben diyetteyim ya. Evet. Ha, diyettesin diye yani, yoruldum diye değil. Evet. Yapma zaten, yoruldum diyeceğim sandım ben. Yemeğimizi yedik. Şimdi o az önce kurmaya çalıştığım şeyi kurmaya devam edeceğim. Bitireceğim onu yani. Bitirip öyle gideceğim. Onu bitirdikten sonra köye gideceğim. Ben başlayayım Burcu. Başlasana Burcu. Aynen. Ondan sonra kalacak bir duvar delme işlemi. Sen kahve yapacak mısın bu akşam bana? Yapacağım. Hem de kapsül kahve. Gerçekten. Gerçekten yapacaksın mı? Evet, kapsül kahve yapacağım. Tamam. Kahveyi içerken Burcu'yla da birlikte azıcık, içelim. Azıcık sindireyim de. Sindir bakalım. Mideme inmedi daha yemekler bir saniye. Ha, boğazında mı? Tamam. Bekleyelim de yemekler Burcu'nun midesini. Kalk yedirme. Nefes alalım. Şunu bir kurayım ya. Bayağı şey bu. Zafer benimdir. Montajını bitirdim. Bir eksiği kalmadı. Benim de çok fazla montajlık işim kalmadı.
Şurada bir ayna var bakın. Bu aynayı çıkarıp duvara monte edeceğim. Bu masanın ayağı gelir. Onu montaj yapabilirim. Demir ayak. Ufak tefek bir şeyler var. Yavaş yavaş hallediyoruz. Ha, en büyük de şuydu yani. Şu L'yi şuraya almaktı. Ama aldım, başardım. Gayet tertemiz hallettim. Şimdi Burcu kahve yapıyor. Bakalım. Evet. Kolay gelsin. Sonunda aktifleştirdim. Mutlu musun Burcu? Tabii. Gerçekten mi? Bunu ne kadar uzun süre kullandık hatırlıyor musun? Yine evlenecek. 3-4 yıl kullandık. Sonra emekliye girdi. Bunlar kapsül yani. Kahve arkadaşlar. Hazır. Böyle koyuyorsunuz. Pres vermiş 40 kişilik. Ama onlar iyi değilmiş biliyor musun? Hayır canım, iyi mi olsa? Aynı. Aynı mı? Tabii canım, bu sadece tek kişilik pres balkonlanmış, bayatlamasın diye. Öyle mi? Anladın mı? Hava almıyor hiçbir şey. Çok bir fark yok. Onu seçim alacak. Çok azıcık su koyacağım. Senin kahve mi? Evet. Sen içmeyecek misin? İçeceğim, onu da kendim içeceğim. Tamam. Evet, şimdi biraz da Burcu'yla sohbet edip köye gideceğim arkadaşlar. Burcu. Evet, Sabahçı'yım. Kahveyi beğendin mi? Kahveyi beğendim. Gerçekten özlemiş misin? Özlemişim. Evet. Evi de çok güzel yapıyorsun. Teşekkür ederim. Bravo. Yani üstesinden iyi geliyorsun evin. Geldim artık, gitti. Biraz da tabii yeni gelin hevesli diyelim. Bu arada şaka yapmıyoruz yani arkadaşlar, Burcu çeyizini ilk defa burada açıyor yani, hiç açmadı bugüne kadar. Hepsi paketlenmiş, öyle bekliyordu. Yıllardır. Ne zaman evimize geçeriz, evimiz olur, o zaman kullanırız demişti. O gün bugün. O gün bugünmüş. İşte onun da vermiş olduğu heyecanla ilk ev, işte ilk eşyalar yani, yerleştirme. Yok canım, ne heyecanı Samet, Allah aşkına. Cacık. Heyecan var var Burcu. Heyecan çok var ya. Kesinlikle böyle de. Kıpır kıpırsın. Ama böyle daha rahat rahat, koşuşturmasız da keyifle de. Normalde kimse de sana geceye kadar iş yaptıramaz. Burada geceye kadar sen iş yaptın. Çünkü çocuklar talan ediyordu Samet. Olsun olsun. Gündüzleri. Çok mutlu Burcu şu anda gerçekten. İyi, bakıp bakıp bakasım geliyor. Peki köyümüzü özledin mi? Özledim tabii ki. Niye? Kapının önünde serin serin püfür püfür esmesini özledim. Ama şu an köydeki evin içinin hali gözümün önüne gelince. Orada ben halledeceğim orayı. Gerçekten mi? Evet. Bu arada görüyor musunuz arkadaşlar? Harita. Sıcağı buradan anlayabilirsiniz. Tam benlik. Çok hep derdim ki tropikal bir yerde yaşamam lazım. Samet, kendime göre bir sıcak ev buldum. Ben normalde köyde bile yerde yatan bir insanım. Böyle parkelere yatan, seramiklere yatan bir insanım, soğuk diye. Şu an durduğum yerde tişörtüm bu hale geliyor. Ve az önce de bir tişört değiştim değil mi? Ama kışın bunun avantajını yaşayacağız. Çünkü kesinlikle güney cephede oturuyoruz. Rüzgar almıyor. Kesinlikle. Rüzgar almadığı için evin içi serinlemiyor. Hmm. Kuzey cephede cam açsalar denizden direkt rüzgar geçiyor. Burası arada kalıyor ama kışın da ona göre evin ısısı korunacak diye düşünüyorum. Rüzgar camlardan gelmediği için. Çünkü çok cam var. İyi oldu ya. İyi. Aynen. Bir düzen kuruyoruz yavaş yavaş. Çok şükür her işimizde rast gidiyor. Her zaman söylüyorum. Yani Allah'ın sevgili kullarıyız. Allah bizi koruyor, kolluyor. Evet. Hakikaten gönlümüze göre veriyor. Her işimizde rast gidiyor. Yani bir aksilik yok, bir şey yok. Çok şükür. Sametciğim, elhamdülillah. Şimdi ben bu konsolu, televizyon sehpasını, evet, her şeyi, lambaları, mutfağın projesini, her şeyi kendim yaptım. Kafama göre aldım. Sana da sormadım alırken. Çünkü öyle çok karışmazsın. Beğendin mi? Çok beğendim. Sana dediği da beğendim gibi zaten. Başta ben arıyor beni mesela. Önceleri konuşuyorum. Bir resim attım sana. Baksana diyorum. Bana resim atma. Yani ben Burcu'nun zevkine çok güvenen biriyim. Ben de zevksiz bir insanımdır yani. Hayır canım. Yok ya, öyle. Yok, bazı hani sen klasik seversin, ben spor severim, uyuşamayız falan hani. Ben ayarlayamam spor, o iştir. Yani spor herkesin. Spor ve renkli bir salon düşünmüştüm. Öyle de oldu. Evet, Burcu ağır mobilyalar sevmez. Böyle varaklar, maraklar, altın şeyleri sevmez. Minimum. Çok böyle eşya göz yoran da sevmem. Böyle rahat. Spor tarzı işte, gördüğünüz gibi renkli falan. Aynen. Ben güveniyorum yani Burcu'nun eşya
zevkine. Genel olarak bütün şey zevklidir yani. Kıyafet olsun. Teşekkür ederim. Zaten yuvayı dişi kuş yapar. Böyle bir şey de var. Bizim, ver gazı. Bizim görevimiz çalışmak, eve ekmek getirmek, para getirmek. Evdekinin işi de işte yuvasını şenlendirmek. Bu arada neyse şimdi. Evdekinin işi yuvasını şenlendirmek mi dedin? Evet. Böyle yani cıvıl cıvıl. Bak ne güzel yani. Girdim içeri, senin, toparlıyorsun. Senin için de aynı şey geçerli. Eve geldiğinde yorgunluğuna rağmen gülümseyebiliyorsan o eve neşe geliyor seninle birlikte. Aynı şekilde ben de öyle. Öyle mi oluyor? Tabii canım, onun dişilikle erkeklikle bir alakası yok. İkimiz de çalışabiliriz, ikimiz de. Ya çalışsan ayrı, bu sefer hayat müşterek olacak. Çalışıyorum zaten, sen hiç mi? Yok yani maddi anlamda çalışsan. Çalışıyorum. Sonuçta evden çalışıyorum da sana çıkmış bir dükkan. Ya tamam da. Ha, evet, aktif olarak dışarıda yoramıyorum. Haklısın. Yani şimdi evde işleri de halledebiliyorsun o arada. Tabii. Anladın mı? Onu demek istiyorum. İşi geç, çocukların başında durabiliyorum. Evet. Şimdi bir yerde memur olsan, sabah tabii çıkıp canım, akşam gelsen evde yemek yok gibi. Çocuklara kim bakacak? Çocuklara kim bakacak? Nasıl olacak? Düzensizlik. Şu anda zaten hem evden işte. Bu arada işim ne diyorlar onlara? Influencer. Influencer'lık yapıyor. Instagram'dan trend yol işte alışverişi yapıyorsunuz. Komisyon falan kazanıyor orada. Instagram'da da bayağı bir takipçisi var. Sağ olsunlar, oradan sürekli link paylaşıyor. Burcu onları da alıyorlar. İndirimleri takip ediyor. Aslında güzel bir şey yani günümüzde. Çok benlik bir şey. Hele ki bu devirde hani bir ürünü 3 kere, 5 kere, 10 kere araştırmak lazım, öyle değil mi? Çok benlik bir şey. Burcu da böylelikle yardımcı oluyor. Hatırlarsan sevgililik döneminde de hep böyle, daha böyle influencerlık falan yoktu ortada. Hep indirim kovalardım, hep işte 40 liraya uçak bileti almıştım balayına, evet, hatırlıyor musun? Yani hep böyle giderim en uygununu ve en güzelini, en kalitesini. Bulur. Direkt hani uygun olsun, ucuz olsun, basit olsun değil. Uygun olsun, kaliteli olsun. Hep öyle bakardım. Hakikaten tam bana göre yani aslında. Evet. O filtrem çok, ben de güvenirim kendime o açıdan. Evet, durumlar bu şekilde. Neyse şu kahvemi soğutmayayım diyeceğim, evet, ama burada da soğuyacağı yok yani bunu. Burcu'nun yanından ayrıldım. Köydeki evimize geldim. Şu anda saat 12.05 geçiyor. Ve benim bir an önce uyumam gerek. Bu gece ablam, eniştem onlar işte Almanya'ya geri dönüyorlar. Onları havalimanına bırakacağım. Saat 2'ye doğru işte, 2 diyelim. 2'de buradan çıkacağız. Onları havalimanına getirip gelip tekrardan uyuyacağım. Zaten 5'te kalkmayı planlıyorum. Yani şöyle toparlayayım. Şimdi yatacağım. 2'de kalkacağım, 2 saat sonra. İşte 1 saat sürse gidiş gelişim, 3'te burada olsam yatacağım, 2 saat sonra gene kalkacağım. Evet, 5'te. İnşallah kalkabilirim. Tabii hep böyle plan yapıyorum, sabah işler değişiyor. İnşallah değişmez. Şu anda böyle konuşuyorum ama. Evet. Yine güzel oldu. Burcu'yu yalnız bırakmadık. Böyle her akşam, hemen hemen her akşam uğramaya çalışıyorum. İşte fındıktan sonra bakıyorum Akçabat'a giden var mı? Kim gidiyor? Abim gidiyor ara sıra işte. Hemen atlıyorum. Hazır araba giderken diyorum ben de gideyim Burcu'ya bir sürpriz yapayım. Bir kahvesini içeyim. Burcu'ya da böyle destek olmaya çalışıyorum. Beni görünce seviniyor. Çocukları uyuttuktan sonra da işte canı sıkılıyor yani tek başına. Bu akşam çok sevindi. Kahve içtik, gördünüz. Dışarıdan hamburger söyledik. Tabii bu süreçte de kurulacak olan eşyaları kurmaya çalışıyorum. Bu şekilde de ona destek olmaya çalışıyorum. Düzelecek arkadaşlar. Yani hepsi üst üste geldi şu anda. Fındık, hayvanlar, taşınma. Başlı başına zaten bir iş. Ama bunlar herkesin hayatında olabilecek şeyler. Allah kaza bela hastalık vermesin. Gerisi hallolur. Hallolmasa bile çok da önemli değil yani. Yavaş yavaş yapıyoruz bir şekilde. Kanun yok hani illa işte 10 günde, 20 günde bitecek diye. Fırsat buldukça biz de zamanımızı değerlendiriyoruz. Olması gereken de bu zaten.
Evet, fazla da uzatmayayım. Ben gidip yatayım. 2 saat sonra tekrardan karşınızda olacağım. İşte ablamı gidip alacağız, eniştemi. Havalimanına bırakacağız. Evet. Az önce babam aradı arkadaşlar. Ablanlar hazırlandı, uyan diye. Biraz erken çıkacakmışlar. Bir aksilik olur diye. Saat şu anda 1:20 geçiyor. Ben annem onlara doğru ilerliyorum. Ablamları bırakıp havalimanına tekrardan gelip uyuyacağım. İnşallah bir aksilik çıkmaz. Anneme de geldim sayılır. Gidelim bakalım. Havalimanına geldik. Ablamları bıraktım. Ama dönmedim daha eve. Bir aksilik çıkar diye bekliyorum. Şimdi valizlerini falan verecekler. Yani kapılardan geçtikten sonra ablam arayacak bir problem çıkmadı diye. Sonra eve döneceğim. Şu anda saat tam 2:30. Birazdan ararlar herhalde. Bir yarım saat oldu bırakalı ablamları. Bakalım, inşallah hayırlısıyla geçerler. Dönüyorum arkadaşlar. Ablamlar kapıdan geçmişler. Bir problem çıkmamış. Ben de dönüş yoluna geçtim. Saat 3:10 geçiyor. Yani 15 dakika sonra evde olurum. Hemen yatıp dinleneceğim. Evet, gidiyoruz. Yolda araba da yok. Öyle tek tuk geçiyor. Herkese günaydın. Sabah oldu. Ve kalkamadım. Şu anda saat 8. 6'larda kalkmayı planlıyordum. Kalkamadım ama. Olsun. Bugünü telafi edeceğiz. Yoğun bir şekilde fındık toplamaya başlayacağım. Şimdi anneme doğru ilerliyorum. Annem biraz üzgün. Bir tanecik kızı vardı. O da tekrardan Almanya'ya gitti. Annem eğer ayaktaysa onu teselli ederiz. Sonra çiftliğe ineriz, fındık toplarız. Abimin sesi geliyor aşağıdan. Normalde abim bırakacaktı gece ablamı. Ama abim gece pek araba kullanamıyor. Gözleri bozuk. Ben gideyim dedim. Bir aksilik olur dedim. Abimi duyuyorum aşağıdan. Gidelim bakalım. Eğer annem ayaktaysa bu videoyu burada bitiririm. Ayakta değilse çiftlikte bitiririm. Sonra yeni bir videoya geçiş yaparız. Bakalım ne gelir bir dahaki videoda, bilmiyorum. Hep birlikte göreceğiz. Annemle video çekemedim. Artık öyle de çekeriz. Bir sonraki videoda çekeriz. Şu an sabah. Biraz uykulu. Başörtüm neredeydi diyor. Kollarım kısa. Kısa kollu giymiş. Uzun kollu verin bana diyor. Annemi, yani anneme video çekmek mesele arkadaşlar. Bakalım, ineklerimizi bir kontrol edelim de.
Tavuklar dışarıda. Civcivler de dışarıda. Artık çıkartıyoruz onları. Pok 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 pok. Kızlar. Samet abiniz geldi. Bakalım inekleri. Herkese günaydın diyeceğim ama siz yiyorsunuz kızlar. Kızlar siz yiyorsunuz ya. Samet abiniz ilgilenemedi bu ara sizle. Kızdınız mı Samet abinize? Güzel. Hayvanlar yiyor gümbür gümbür. Abim yedirmiş onları. Çiftlikte bir iş kalmamış yani. Evet. Fındık toplamaya devam. Hindileri de bir kontrol edelim. Hindiler burada. Hava çok sıcak. O yüzden ağızlarını açıyorlar. Bak 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 bak. Bak hareketlere bak. Bak güneşleniyor bak. Bak 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 bak. Bak güneşleniyor bak. Sen de yat yanına. Civcivlere de bakalım. Gayet güzeller. Şşşt. Bunlar sizin yavrularınız. Aman aman. İki yere su koydum. Şuraya da koydum. Sürekli koyuyorum. Ördeklere yere bir çanak bir şey gömeceğiz artık. Bir su yeri yapacağız bunlara. Babam yukarıda yaptığı gibi bir yıkanmaları için bir yer yapılacak. Evet, bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi abim kahvaltı yapıyor. Kahvaltısını yaptıktan sonra fındıklığa gelecek muhtemelen. Yoğun bir şekilde fındık toplayacağız. Artık bu işin şakası kalmadı. Başarmamız gerek fındığı. İki kişiyiz. Abim ve ben. Başka kimse yok. Zaten dedik abimle yapabildiğimiz kadar. Hani baktık artık başaramıyoruz. Çok yorulduk, yıldık. Artık ondan sonra yemeyece işte fındık toplamaya birileri bakacağız. Tabii ki biz elimizden geleni bir yapalım. En son B planı. Zaten yan tarafa amcamızın yerine 8-10 kişi gelecek yemeyece. Bir hafta sonra gelecekler. Orayı da 10 kişi 2-3 günde toplar. Onlar orayı bitirdikten sonra belki burada işte kalırsa fındığımız onları toplatabiliriz. Öyle planlar yapıyoruz işte. Son zor işimizde fındık kaldı. Onu da atlattık mı daha güzel olacak. İşte işlerimiz düzene girecek. Hayvanlarla daha çok vakit geçirebileceğiz.
Bu senede bir olan bir olay. Hani ne kadar zor olursa da olsun. Senede bir defa yani. Çok şükür fındıkta güzel verdi yani bu sene. Bakalım ne kadar fındığımız gelecek, ben de merak ediyorum. Neyse, artık işe koyulma vakti. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.